Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in Güzel Yurt'ta açtığı seçim ofisinde konuşuyor sayın seyirciler. Canlı olarak şimdi Güzel Yurt'a Aksu'ya bağlanıyoruz. Seçimler için her gün görüyoruz, sahada çalışıyor. Teşkilatlarımızla, arkadaşlarımızla beraber, Cumhur İttifakı'yla. Halil Şahin ilk 5 yılda Aksu'muza güzel hizmetler yaptı. Güzel hizmetler yaparken çıraklık dönemini de bitirdi. Şimdi kalfalık ve ustalık dönemine doğru gidiyor. Hayırlı olsun. Yeni dönemde çok daha güzel hizmetleri yapacak. Biz buna inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel kardeşimiz de 5 yıllık hizmet döneminde Antalya'nın her yerine güzel hizmetler yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama tabiri caizse Aksu'ya da pozitif ayrımcılık yaptı. Doğru mu? Doğru mu? Ama Aksu önemli olduğu için pozitif ayrımcılık yaptı. Bir de Aksu'nun kronikleşmiş, geçmişte herkesin halının altına süpürdüğü sorunlar var. Ama biz ne diyoruz? Sorunları çözmek için anında adım atmak lazım. Ertelememek lazım, ötelememek lazım, halının altına süpürmemek lazım. İşte arkadaşlarımız vurguladılar. Aksu için 2 tane kanun çıkarttık. Mülkiyet sorunlarının yani temel çerçevede çözülmesi için yıllardır karmaşık hale gelmiş. Ne Aksu Belediyesi'nin, ne Büyükşehir Belediyesi'nin, ne de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Orman Bakanlığı'nın, Milli Emlak'ın çözebileceği sorunlardı. Hepsi birbirine girmiş, karmaşık, kanunla çözülürdü. İşte biz de Aksu'nun gerek Çalkaya'da, Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerini sorunlarını çözmek için, Atatürk Mahallesi'nin sorunlarını farklı farklı da olmak olsa da çözmek için daha önce de sözü verdik. Diğer milletvekillerimiz burada yok ama tüm milletvekillerimiz ve geçmiş dönemde milletvekilimiz Hüseyin Samani dahil, o da Aksu'nun çocuğudur, beraberce Menderes Dürel kardeşimle il başkanımıza takip ettik ve yasayı çıkardık. İşte böyle çalışıyoruz. Ve Menderes kardeşimiz de, Halil Şahin kardeşimiz gerçekten belediyecilik anlamında da büyük hizmetler yaptı. Şimdi bu Expo alanını da inşallah değerlendireceğiz. Bu halde kalamaz. Ne yapacağımızı Tarım Orman Bakanımızla, Cumhur Kabinede de görüşüyoruz. İlgili bakanlarımız, belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ne yapacağımıza birlikte karar vereceğiz. Ama bir söz verdik, burası cazibe alanı olarak devam edecek. Aksu'muza ve Antalya'mıza hizmet edecek. Yollar bakımından aynı şekilde bir taraftan Büyükşehir, bir taraftan Aksu Belediyesi, bir taraftan da devletimiz. Şu kuzey çevre yolundan geçiyorsunuz değil mi? Güzel olmuş mu? Ama onun ikinci etabı da var. Koca yatağa kadar gidecek, buradan 18 kilometrelik ikinci etabını da inşallah tamamlayacağız. Dolayısıyla çok güzel bir çevre yolu oldu. Isparta yolunun inşaatını izliyorsunuz değil mi? Tüneller dahil inşallah bir saatin altına düşecek bir yol inşaatını önümüzdeki yıllara sari başlatacağız. Çok kapsamlı bir proje. Onu da hayata geçireceğiz. İşte raylı sistem. Rekoru Menderes Bey söyledi. Ve Menderes Bey'in yeni müjdesini bugün Serikli'li kardeşlerimizle de paylaştık. İnşallah bu raylı sistem Seri'ye, Bele'ye, Kadri'ye kadar gidecek değil mi Menderes Bey? Ve Aksu'yu yine gerek bu sahil yolundan aşağıya Kundu'ya inen yollar, oradan Kral Yolu dediğimiz yine Belek tarafına bağlayan yollarla beraber tamamen bu bölge ulaşım ağının merkezinde olacak. Peki iki güzergahtan Antalya'ya hızlı tren gelecek. Bir tanesi Eskişehir, Burdur, İsparta üzerinden, bir tanesi de ta Kayseri'den, Kapadokya'dan, Aksaray'dan, Konya üzerinden gelecek. Nerede birleşiyor? İki tane hızlı tren nerede birleşiyor Aksurlar? Haberiniz yok mu? Aksu'da birleşiyor. Havaalanı hangi sınırlar içinde? Yani
Antalya ulaşılabilir olmalı. Ulaşım deyince de akla Aksu gelmedi. Aksu geliyor. Tüm dünya buraya iniyor. Ve böyle bir Aksu'ya daha güzel hizmetleri bizim gerçekleştirmemiz lazım. Ama sadece hizmet ulaşım değil ki, o önemli. Bir şehir kolay ulaşılabilir olmalı da içinde de bir şey olmalı. Eğitim olmalı. Şimdi sıra geldi fakülte açmaya Aksu'ya. Hak ediyor mu Aksu fakülteyi? Aksu'ya fakülte açıyoruz. Liseler bakımından, ortaokullar bakımından Aksu en şanslı ilçelerden bir tanesi. Antalya'da değil, tüm Türkiye'de. Bir uçak bakım teknik lisemiz var. Haberiniz var mı? İki tane de uçak var. Birisi bahçesinde, birisi hangarda. Onu da biliyor musunuz? Orada diğer teknik liseleri, İmam Hatip liseleri var. 3-4 tane daha lise var, biliyorsunuz değil mi? Şimdi güzel bir müjde vereceğim. Dün bu çocuklarımız orada kolayca spor yapsınlar diye hepsi için, tüm okulların kullanımı için bir spor, kapalı spor salonu yapıyoruz oraya. Öğrencilerimiz kapalı salonda sporunu gayet güzel bir şekilde yapsın diye. Ve inşallah 300 yataklı hastanemiz de inşaatı başladı. En kısa süre içinde tamamlayacağız. Emniyet binamız, yine hükümet konağımız, bu tür şeyleri, devletin hizmet verdiği binaların hepsini yaptık, yapıyoruz. Bunların hepsi kolay şeyler ama belediye başkanlarımızın da yer konusu ve diğer konularda da hassasiyeti her zaman var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili Aksulu kardeşlerim, son zamanlarda çiftçi üzerinden ve çiftçinin ürettiği ürünler üzerinden bir demagoji var. Bir böyle kara propaganda var. Bunu da açıklamak istiyorum size. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinemiz bir şey için çalışıyor. Çiftçilerimizin ürettiği ürün hak ettiği ücretten satılmalıdır. Ve çiftçimiz kazanmalıdır. Aynı şekilde şimdi çiftçilerimizin gübre, ilaç gibi yüksek maliyetinin indirilmesiyle ilgili de bakanlarımız güzel bir çalışma yapıyor. Doğal afet olduğu zaman, Allah korusun, oldu Antalya'da, Selik'te de oldu. Yine aynı şekilde batı ilçelerimizde afet oldu. Şimdi yaraları sarıyoruz. Hasar tespiti yapıldı. Ama Tarsim sigortasının daha da kolaylaştırılması için, sadeleştirilmesi için yine bakanlıklarımız güzel bir çalışma yapıyor. Her çiftçinin kolayca tüm ürünlerini sigorta edebileceği bir sistem getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği şu: çiftçinin burada Antalya'da sattığı ürün, örnek veriyorum, fiyatı 2 lira. Komisyoncu da bundan komisyonunu alıyor. İstanbul'da ya da Ankara'da tüketici buna 8 lira 9 lira veriyor. Bu 8 lira 9 liradan çiftçi para mı kazanıyor? Hayır. Tüketici de 8 lira 9 lira veriyor. Aradaki parayı kim kazanıyor? Yani alın teriyle çalışan çiftçimiz kazanmıyor bu parayı. Aradaki simsallar, bunu suistimal edenler ve bu ortamdan faydalanarak fahiş fiyatları yükseltenler para kazanıyor. Yani bana göre hak etmeyenler para kazanıyor. Herkes ticarette para kazanır ama çiftçi 2 lira kazanırken bir hiç üretimde yeri olmayan birisinin 5 lira, 6 lira, 7 lira kazanması doğru değil. Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Şimdi tanzim satış yerleri çiftçimizin ürününe alternatif değil ki. Daha doğrusu ürünün fiyatını düşürmek için bir sistem değil. Ankara'da tüketicinin ödediği ücreti düşürmek için kurulan bir sistemdir. Esasen çiftçimizin ürettiği ürün şimdi marketlerde, pazarlarda ya da herhangi bir manavda, toptancıda satılmasının dışında bir de buralarda satılacak. Esas tüketimi arttıracak. Bu da çiftçinin ürettiği ürünün fiyatını gerçek hak ettiği seviyede tutacak. Ha, aradaki fark kalktığı için, simsalların aldığı o hak etmediği fark kalktığı için tüketici de, çiftçi burada 2 lira satıyorsa orada 3 lira 4 lira ya alacak. 8 liraya 9 liraya değil. Yani bu sistemde herkes kazanacak. Çiftçi de kazanacak, tüketici de kazanacak, bir tek rantçılar kazanmayacak. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Ve kabinede Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor. Gelecek tarımdadır,
çiftçilerimizi koruyalım, tarım sektörümüzü geliştirelim ve her alanda kendi kendimize yeterli olalım diyor Cumhurbaşkanımız. Biz bunun için çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Yani muhalefetin gelişi güzel böyle manipülasyonuna, iftiralarına, duygu sömürülerine sakın prim vermeyin. Biz her zaman çiftçimizin yanında olduk. Bundan sonra da her zaman çiftçimizin yanında olacağız, hizmetinde olacağız. Ve çiftçimizin hakkını da özellikle o simsallar dahi kimseye de yedirmeyiz. Sevgili kardeşlerim, önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçimde gerek Antalya'da gerekse tüm Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak içinde giriyoruz. Bu seçimde iki tane ittifak var. Bir tanesi bizim kurduğumuz Cumhur İttifakı. Yani milletin aklı, Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi millet aklı ve ülkenin, milletin bekası için kurulan bir ittifak. Ve vatanı, milleti için her zaman şehit olmaya hazır liderlerin ve teşkilatlarının kurduğu bir ittifaktır. Doğru mu tarifim? Aksırlar, doğru mu tarifim? Peki bir de karşı tarafta bir ittifak var. O ittifakı kimler kurdu? Kimler var bu ittifakın içinde? Ne var, bir daha söyle. Kim var? Ben söylemiyorum. Ben de söylüyorum da. Bak, vatandaş söylüyor. Ne diyor? Bunun içinde PKK var, FETÖ var diyor vatandaş. İşte var. Evet. Yani dağdan Kandil'den kim destek veriyor bu ittifaka? Sağdaki kuklalarını söylemiyorum. HDP'yi söylemiyorum. Mecliste de söyledim. PKK'nın izni olmadan bir kelime konuşamazlar, bir adım atamazlar. Yüzlerine söyledim. Siz dedim PKK'ya izin vermeden konuşamazsınız. Bir adım atamazsınız. Doğruları söyleyemezsiniz. Çünkü siz PKK'nın güdümünde bir partisiniz. Doğruyu söylüyoruz. Şimdi nasıl oluyor da Atatürk ilkelerini benimsiyoruz, İçinde milliyetçilik var diyenler böyle bir partiyle ittifaka giriyor? Nasıl oluyor da milliyetçiyiz diyenler bu ittifakın içinde yer alabiliyor? Hadi diğerini anladık. Diğerinin artık Atatürk ilkeleriyle bir ilgisi yok. Kalmadı. Ve üstelik DHKPC'lilerin içinde olduğu bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. PKK'lıların, teröristlerin cenazelerine gitmiyorlar mı bunlar? Gitmiyor mu CHP'liler? Yok mu işlerinde? Var. Dolayısıyla bir farkları yok. Bunlar Hakkari'de Türk bayrağını dalgalandırabildi mi? Bunların işte esas tiniyeti bu. Allah bunları, bu milli, bunları, bu memleketi bunların eline bırakmasın. Şöyle bir hayal et, bunları, ülkeyi bunlara teslim ettin, neler olur? Ülkemiz çok önemli. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız. Peki bu zihniyete şehirlerimizi emanet eder misiniz? Kendinize emanet eder misiniz? Eğitiminize emanet eder misiniz? Vatan toprakları içinde Türk bayrağını dalgalandıramayanlar dış politikada, dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırabilir mi? Hayır. Ben size daha çok sayarım. Ekonomiden sosyal politikalara kadar sayarım. Hepsinde hayır dersiniz. Aslında CHP'lilere sorsam onlar da hayır der. Evet. Evet, oy veriyoruz ama böyle diyor. Ama bu seçimde uçağın da yaklaştı, fazla vaktinizi almayacağım. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partililer de gerçeği görmeye başladı. Antalya'da da görüyoruz. Ben CHP'liyim ama ben oyumu Menderes'e vereceğim diyor. Daha önce Akaydın döneminde hiçbir şey olmadı. Şimdi Menderes çok büyük projeleri hayata geçiriyor. Hayal etmediklerimizi yapıyor diyor. İşte akıl bu. İzmirliler ne diyor biliyor musunuz? Yetti artık, bıktık. Hep verdik. Bizi suistimal ettiler. Yetti artık, gelin artık dediler. Hiç abartmadan söylüyorum.
Alsancak'ta yürüyorum Nihat Zeybekçi ile ve yine Konak Belediye Başkanı adayımız da Melek Hanım'la hepsi böyle söylüyor. Gelin artık. Bıkmış millet. Nasıl olsa enayi gibi diyor. Yani CHP'nin tabiriyle söylüyorum. Bunlar enayi diyor, halk diyor, bana verecek diyor, ideolojiye inanacak diyor. Ama artık şehrinin kalkınmasını istiyor. İşte Aksu'da da Halil Başkanım Menderes Türel'le beraber çok güzel hizmetler yaptı. Şimdi bu seçimde tekrar kendisini destekleyeceğiz. Hem de Cumhur İttifakı olarak. Türkiye'nin değişik illerinde, büyük şehirlerde, illerde bir mutabakat sağladık. Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarını destekleyeceğiz. Adana, Mersin dahil, Manisa dahil, Osmaniye dahil. Ama yine bu çerçevede Antalya'da da büyük şehirde Cumhur İttifakı olarak Menderes Türel kardeşimizi tekrar iş başına getireceğiz. Aksulların destekleriyle, oylarıyla. Yine değişik illerde, ilçeler konusunda liderlerimiz oturdu, kadrolarımız anlaştı, teşkilatlarımız görüşlerini söylediler ve karar verdiler. Antalya'da da 4 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Bunlardan bir tanesi benim şehrim Alanya'dır. Gönül rahatlığıyla, seve seve, bu Cumhur İttifakı ruhuyla, anlayışıyla Milliyetçi Hareket Partisi adayımız, şu anda belediye başkanımız Adem Murat Yücel kardeşimizi destekliyoruz ve aday olmasında da aynı şekilde görüşümüzü söyledik, düşüncemizi söyledik. Yine Korkut elinde, aynı şekilde Finike'de, Kemer'de Milliyetçi Hareket Partili adaylarımızı, kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak diğer ilçelerde ve Aksu'da inşallah hep beraber Halil Şahin'i ve diğer adaylarımızı destekleyeceğiz. Çünkü biz bu ittifakı millet için kurduk. Milletin, devletin bekası için kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için ve 2023, 2053, 2071 hedeflerine güçlü bir şekilde ulaştırmak için bu ittifakı kurduk. Aynı şekilde içeriden ve dışarıdan düşmanlarımıza karşı ve Türkiye'ye yönelik saldırı ve tehditlere karşı ülkemizi daha güçlü kılmak için Cumhur İttifakı'nı kurduk. Hamdolsun bunun da faydasını gördük. Bu sadece bir seçim kazanmak değildir. Bu Türkiye'yi geleceğe götürmektir. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Pazara kadar değil, Antalya'da söyledi bunu. Mezara kadar inşallah bu birlikteliğimiz sürecek. Sürmelidir de. Milletimiz için, vatanımız için sürmelidir. Ama bir destek de buradan Aksu'dan vereceğiz. Sizden ricamız, Aksu'lu kardeşlerim, bakınız dış politikada tabii ki görevimi yapıyorum. Bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Yarın Macaristan Dışişleri Bakanı ile sabah kahvaltısında görüşeceğim. Hemen arkasından yine Sudan'dan gelen birkaç bakandan oluşan heyetle görüşeceğim. Bir iki tane temasım var, hemen Ankara'ya geçeceğim. Yarın değil, ertesi gün 14'ünde Cumhurbaşkanımızla yine Soçi'ye gideceğiz, üçlü zirveye katılacağız. Oradan döner dönmez yine Türkiye'ye, illerimize ve Antalya'mıza gelerek Antalya'nın her yerini birlikte dolaşacağız. Biz her zaman gelmeyebiliriz ama ilk fırsatta, her fırsatta burada olacağız. Menderes Türel'in ve Halil Şahin'in ve tüm adaylarımızın yanında olacağız. Ama biz sizlere güveniyoruz. Çalışmayı sizler yapacaksınız. Sizler destek vereceksiniz ki, güç vereceksiniz ki biz koşa koşa, seve seve çalışacağız ve sizlere hizmet getireceğiz. Bundan da şeref duyuyoruz. Sizlerin hizmetkarınız olmak bizim için şereftir. Ve ne mutlu ki bize sizlerin temsilcisi olmaya nail olduk. Cenab-ı Allah'ın lütfü ama sizlerin desteğiyle. Sizler destek vermeseydiniz bu olmazdı. Şimdi işte 31 Mart akşamı yeni bir zafer, yine uzun ince bir yolculuk için yeni bir başlangıç. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun ve Menderes Türel kardeşimle Halil Şahin kardeşimizi de sizlere emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Dur.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Halil Şahin'in Güzel Yurt'taki seçim ofisi açılışına katıldı sayın seyirciler. Biz de canlı olarak yayınladık.